Efendim şimdi devam edeceğiz. Birazdan Kiev'e de döneceğiz. Siren sesleri tekrar yoğunlaşıyor. Bunun bir altını çizelim. İngiltere Başbakanı Boris Johnson dün Estonya'da NATO Genel Sekreteri ile birlikte kameralar karşısına geçmişti. Orada soruları kabul etti. O sarılar esnasında, yani diyorlar ya işte siz ekonomik olarak biz onları çökerteceğiz, çok daha da büyük bir şey. Ama orada o soruyu yönelten gazeteci çok da duygusal bir an yaşadı ve dedi ki yani hayır gelmiyorsunuz. Yani destek vermiyorsunuz. Bir düne gidelim mi? Nihayetinde NATO'dan askeri destek de bekliyor şu anda Ukrayna'da. İşte Kiev'e belki birazdan girecek Rus birlikleri, Ukrayna halkı. Bir kulak verelim. Because you are afraid. Because NATO is not willing to defend. Because NATO is afraid of World War III, but it is already starting. And these are Ukrainian children who are there taking the hit. You're talking about more sanctions, Prime Minister. Putin's children are in Netherlands, in Germany, in mansions. I see that my family members, that my team members are saying that we are crying. We don't have where to run. This is what is happening, Prime Minister. Sayın Oğan altını çizmişti, bu bir tuzak. Amerika bütün dünya hiç bu kadar kararlı olmamıştı. Ana hedefi Putin. Putin'i nihai olarak dünya sahnesinden silmek için ekonomik yaptırımlarla çökertilecek ama burada bedeli Ukrayna halkı ödeyecek. Ukraynalı gazetecinin de isyanını, haykırışını, gözyaşları içinde savunmuyor.